Günümüzde neredeyse tüm sebze ve meyvelere her mevsim ulaşmak mümkün. Ancak bu konfor ürünlerin lezzetinden alıp götürdü. Uzmanlara göre tarım ürünlerindeki lezzet değişiminin bir numaralı sorumlusu tarım ilaçları. Çekirdeği bakın. Eskiye göre tat yok tabii ki. Eski sebzeler daha lezzetliydi. Eskiden daha iyiydi yani. Demek ki ilaç kullanılırdı hepsinin lezzeti kendine hastı artık değil. Sebzenin, meyvenin tadı, tuzu kalmadı. Nedeni pestisit. Oo, o zaman bambaşkaydı ya. 30-40 sene önceki şeyler tatlar yok. Pestisit ürünlere zarar veren organizmaları engelleyip yok ediyor. Yani tarım sektörü için oldukça önemli bir madde. Ancak ölçü kaçınca insan sağlığını tehdit ediyor. Birkaç gün önce ülkemizden Avrupa'ya giden narlarda pestisit sebebiyle ülkemize bu parti iade edildi. Ve bunlarda bir değil beş adet farklı tarım zehirinin kalıntısı bulunuyordu. Bu çok ciddi bir şey. Tarım uzmanlarına göre pestisit sebze meyvelerdeki lezzet değişikliğinin de en büyük nedeni. Uzmanlara göre pestisit maddesi toprağı fakirleştirdi, zarar görmesine neden oldu toprağın zarar görmesi de zamanla meyve ve sebzelere yansıdı. E neden bu kadar tadı değişti? İlaçlar çok çıktı. Köylerde Kenan küçük yaşta çok iyi hatırlıyorum. Kendi bahçemizden domates çıkana kadar domates bilmezdik hiç. Şimdi kışında domates var, yazında domates var. Ancak birçok üreticiye göre ilaçlama öyle bir noktaya geldi ki artık günümüzde meyve ve sebzelerin yetişmesi adına olmazsa olmaz hale geldi. İlaçsız da yetişmez ki. Yani hiçbir şey ilaçla yetiştiremezsin. Misal sana ıspanak söyleyeyim. Buna ilaç atmazsa yetiştiremez. Sebze meyvelerdeki lezzet kaybının bir diğer sebebi ise tohumlar. Atalık ve yerel tohumların yerini artık ilaçlı tohumlar aldı. Artık bu zehirler tohuma indirgendi. Biz mesela bir fasulye tohumu üzerinde ilacın adı var. X ile ilaçlandırılmıştır ibaresi var. Tohumların birçoğu hibrit tohum ve tek tip tohumlar bunlar. Belirli bir tatları var. Yani. Peki tüketiciler sebze meyve alırken nelere dikkat etmeli? Pazarcılara göre bildiğiniz tezgahlardan ve organik ürünlerden şaşmamakta fayda var. Kutlu. O, orijinal domates yani. Şurası yeşil olduğu zaman da bu domates içerisinde yeşil çıkar. Çekirdeğe bak abi. Görüyor musun? Ve gibi bir koku var. Koku, tat. Domatesin tadı iyi Evet, her hafta buradan alıyorum ben.